herkes suç ve cezayı konuşuyor. Elbette suç varsa ceza da olmalı. Önce suçun taksir mi, teammüd mü olduğuna bakmalı. Teammüd varsa bile, pişmanlık ve tevbe, özür ve tazmin yanında, eğer hak sahipleri rıza gösterirse diye kapısı her zaman açık tutulmalı. Hazreti Hamza'nın şehadetini hatırlayın. Bizim beraat kandili diye bir adanmışlık ifadesi gecemiz vardır affedilmeyi umanlar affetmeyi de bilirler. Kadir geceleri en çok edilen dua neydi? Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua etmek gerektiğini soran Hazreti Ayşe'ye şöyle demişti, Allahümme inneki afüvün tuhibbül affe fafı anni yani ey Allah'ım sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. Affetmek, Allah'ın sünnetullahı, Resullerin ahlakının temelini oluşturur alimler ve zahitlerin yolu da bu anlamda veresetül enbiya yoludur. Allah, tevbe edenleri affediyorsa, biz neden Allah'ın bu yolunu görmezden geliyoruz ki? Kendimiz için istediğimiz bir şeyi başkasından esirgemenin nasıl bir mantığı olabilir? Kuşkusuz her suçlu hemen affedilecek de değildir. Önce hakikatin ortaya çıkması gerek. Sonra etkin bir pişmanlık ve mümkünse tazmin şartı vardır. Yine de her halükarda elbette hak sahibi hakkını nasıl kullanacağı konusunda muhayyerdir. Ben suçlu değilsem birinin çıkıp seni affettim deme hakkı var mı? Ben affedilmek değil aklanmak istiyorsam sen affettim derken beni peşin suçlu ilan ediyorsun. Biri bana zarar vermişse sen geliyorsun bana onu affettim diyorsun. Sen kim oluyorsun da bana zarar veren isen bana sormadan ve rızamı almadan affediyorsun? Bu da ayrı bir sorun. Bir de babalar koruk yediklerinde oğullarının dişleri kamaşmaz. Suçun şahsiliği prensibi vardır. Fatır 18'de ne deniyordu? Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Necim 38'de de aynı hüküm tekrarlanır. Gerçekten hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Ne aile, ne kabile, ne ırk, ne ulus, ne cemaat, coğrafya İçlerinden biri ya da bazıları bir yanlış yaptılar diye diğer insanlar suçlanamaz. Parti, fırka, hizip, boy, soy fark etmez. Biz doğduğumuz ana baba, toprak, zaman, derimizin rengi ve cinsiyetimizi kendimiz seçmedik. Bir suçta aslı failiyle ferdi olan ya da azmettiren ayrı ayrı cezalandırılır. Suçlularının birinin cezası ötekine yüklenemez. Necim 38 buna işaret ediyor müştereken ve müteselsilen olan suçlarda suçluları da birbirinden ayırıyor. Biz çok aşırı öfke yüklüyüz ve aşk seviyesinde aidiyetlerimiz söz konusu. Bana kalırsa aşk da öfke de aklı zail eder. Ve ikisi de aynı kökten beslenir. Ferdi planda ötekinin egosuna karşı kendi egosunu konumlandıran kişi aidiyet ve düşmanlık temelinde bir yüceltme ve aşağılama duygusuna kapılıyor bu kişisel olmaktan çıkıp toplumsal bir anomali haline de gelebiliyor. Bugün birçok toplum, aşk ve öfke sarmalı içinde kitlesel bir intihar için şartlandırılmış gözüküyor. Aşk cazibesiyle, öfke kışkırtıcı bir etken olarak bu şeytani çarkın dinamiğini oluşturuyor. Bakın Ali İmran 134'de ne buyuruluyor? Onlar o takva sahipleri bollukta ve darlıkta infak edenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarından af ile geçenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Bir önceki ayette mealen şöyle buyurulur: Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Bir sonrasında da onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler denir. Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak isteyenler için hatırlatılır. Bu başkalarını değerlendirirken de ilahi bir kural olarak hep aklımızda olsun keskin sirke küpüne zarar verir. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Bakara 286'da ne deniyordu? İnsanlara iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz? Eğer başkasının yanlışını ortaya döküp, kendinizden olan birinin aynı tür yanlışını örtmeye çalışıyorsanız, bu örtülü bir suç ortaklıdır hele ötekilerinin yanlışlarını abartarak hatta iftirada ederek yüksek sesle söylerken, kendi adamlarının faturası topluma çıkan ve toplumu ifsad eden suç ve günahlarını örtmeye çalışanlar adil şahit olma emrini de ihlal ederler. Kaldı ki batılı tasvir saf zihinleri iddial edeceği gibi, bazı şeylerin bugün olduğu gibi şuyu bulması, buku bulmasından da beter bir halde alabilir. Şüphesiz ki, bu süreçlerde ahvali şahsiyeye ait günahların ifşası da ayrı bir suçtur. Bu gibi durumlarda beratki zimme esastır. Onun içinde adil bir yargılama zaruridir ve geciken adalette de adalet değildir. Adaleti engellemek ise en büyük zulümdür. Zira zulüm, adaletin yokludur. Görevimiz suçluyu suçuna mahkum etmek değil, onu da o suçtan kurtarmaktır. Bu konuda Malcolm X'i, Malik el-Şahbaz'ı ve Tabi Hazreti Peygamber'i öldürmeye gelen Hazreti Ömer'i, Halid bin Melid'i hatırlıyorum. Keşke bizim geleneğimizde maslahat diye tesmiye olunan siyaset, sulh etmek üzere yeniden kendimize bir çeki düzen versek. Zira siyaset bugün bunun tam tersini yapıyor. Trol dediklerinizde adeta iç savaş kışkırtıcısı rolü üstleniyor. Medya deseniz, zaten onlar dibek döğenin hık sanki. Bazen insanlar ucuz sloganlarla, günü kurtarmak için kulağa hoş gelen tekliflerin peşine takılıp gidebiliyorlar kimse adalet, merhamet, şefkat, hakikat açısından bakmıyor konuya sanki. Allah'ın rızasını, hakkı, adaleti gözeten var mı? Ne kadar sabırsızız ve ne kadar adaletten uzak düşünüyoruz. Keşke düşünenlerden olsak. Kimse işin kader boyutunu aklına bile getirmiyor. Kimse bu işe haşa Allah'ı karıştırmak istemiyor. O zaman söylüyorum, sonuç ne olursa olsun kaybedenlerden olacaksınız ancak Allah'ın ipine tutunanlar mahzun olmayacaklar. Keşke Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından ders alabilsek. Affedilmeyi hak edenlere örnek olması açısından, mesela Melkım X yani Malik El Şahbaz'ın hayatını bir okusalar. Daha sonra bu konuya yine döneriz inşallah. Bugünlükte bu kadar. Selam ve dua ile.